Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde bir önceki dersin devamını göreceğiz. Şimdi gelin dersimizi izleyelim. Evet, bu dersimizde de yine motion track uygulamalarına devam edeceğiz. Bugün biraz işimizi biraz zorlaştıralım. Öncelikle hemen yeni bir kompozisyon açıyorum. Bu sefer kısa yolu kullanıyorum arkadaşlar. Ctrl N tuşuna basarak yeni bir kompozisyon açıyorum. Hemen buna isim verelim. Motion. Yanlış yazdım. Motion track diyorum. Yine PAL DV presetinde açıyorum arkadaşlar. OK butonuna tıklayarak yeni kompozisyonumu, boş kompozisyonumu açtım. Hemen arkadaş, bakın burada söylemiştim. Hangi klasörüm açıksa açtığım kompozisyon onun içine oluşturulur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hemen bunu derli toplu çalışmak için Composition klasörümün içine atıyorum. Burada yine arkadaşlarımızın sizin için hazırladığı, bu ders için özel olarak hazırladığı videolardan sıradakiyle devam ediyoruz. Bu sefer 2 numaralı videoyu alıyorum. Evet. Yine aktörümüz. Bakın. Bu sefer yürüyor. Ve kontrastlık çizgisi burada elinde. Burada aktörümüz. Şu anda elinde bir şey yok. Ama eline bir çanta koyabiliriz. Ya da başka bir levha benzeri. Şu anda sadece burada ben bir solid koyacağım. Sizin görmeniz için. Evet, kısa böyle yaklaşık 10 saniyelik bir klibimiz. Ne yapıyorduk? Motion Tray'i başlatmak için hemen klibimi çift tıklıyorum. Ve onu preview penceresine alıyorum. Daha sonra buradaki Animation Pop-up menüsünden Track Motion uygulamasını tıklayarak hemen buradan Track Motion butonunu tıklıyorum. Daha sonra burada biraz büyüteyim. Burada oluşan kareyi, kontrastlık alanı oluşturduğum ve hareketini çıkarmak istediğim noktayı seçiyorum. Şöyle bakın. Şu içteki kareyi kontrastlık alanı oluşturan şöyle noktaya doğru sabitliyorum bakın. Bunu biraz büyütüyorum. Daha iyi tracking yapması için, hareketi daha iyi çıkarması için. Tabii şunu da unutmayalım. Bakın izleme çubuğum benim şu anda yaklaşık 1 saniyeye doğru yaklaşmış. Başta değil. Onu da hemen başa alarak şöyle şu noktayı şuraya tekrar getiriyorum. Tabii burada bakın birazcık ışıktan dolayı kontrastlık kaçmış. Burada takibi iyi yapamayabilir, kaçırabilir şu noktalarda. Bakın. O vakit düzeltmeyi de nasıl yapacağımızı eğer kaçırırsa tracking'i bu dersimizde göreceğiz. Evet, izleme çubuğumu timeline'da başa aldım ve track point karemi de hareketin train'i izini çıkaracağım yere yerleştirdikten sonra burada Analyze butonuna, Analyze Forward butonuna bir kere tıklıyorum. Evet, bakın bayağı kaçırdı hareketimi. Şimdi bunu nasıl düzelteceğimizi görelim bu tarz uygulamalarda. Tekrar başa alıyorum. Bakın. Şöyle biraz zoom yaptım resmin üstüne. Burada kare kare ilerlemeniz gerekir. Şuradan şu Analyze bir frame forward'ı tıklayarak bakın. Şöyle. Şu anda doğru ilerliyorum. Birazcık sağ alayım. Şimdi doğru gidebilir.
Analyze Forward'a tıklıyorum. Bakın gene kaçırdı. Kaçırdığı noktada hemen durdum. Biraz geri alıyorum. Bakın bu noktada kaçırmış. Biraz daha geri alayım. Evet. Şu kareden sonra kaçırıyor bakın. Bakın şuradaki kareyi izleyin lütfen. Biraz daha genişleteyim ölçeğimi. Şöyle bakın. Şu kareden sonra kaçırıyorum. Ben bunu manuel olarak bu kare üstündeyken bunu tutup karemi tekrar bu alana taşıyorum. Şöyle. Bakın. Evet. Ya da kare kare ilerlerim tekrar. Şöyle. Şöyle minör düzeltmeler de yapabilirim. Sonra burada ışığın yansıması, el tam buradayken ışığın yansıması olmadığı için rahat takip edilir. Tekrar Analyze Forward butonuna tıklıyorum. Evet, güzel devam ediyoruz. Bakın, yine kaçırdı. Şöyle. Kaçırdığı noktayı bulup şurada kaçırdı bakın. Şurada tekrar bunu bu noktaya sürüklüyorum. Şuradan tekrar. Evet. Güzel gidiyoruz. Evet. Bakın. Az önce şu track point noktalarından da anlayacağınız gibi gayet karışık bir durumdaydı. Ama böyle minör düzeltmelerle tekrar sağlıklı bir şekilde biz bu hareketi tracklemiş olduk elin hareketini. Biraz daha büyüteyim şöyle görelim. Bakın. Evet. Şu anda gayet güzel. Elin hareketini takip etmiş durumda bakın. Yine bir önceki dersimizde yaptığımız adımları yine uygulayalım. Yine layer'dan yeni bir null obje atıyorum. Ve buna bu sefer el diyeyim sadece. Ve buradaki Edit Target butonunu tıklayarak el layer'ını, null objesini seçiyorum. Buradan Apply komutunu tıklayarak burada hareketin çıkardığım izini null objeye atıyorum. Şöyle X ve Y'de. Okey diyorum. Evet bakın burada benim null objemi gösteren şu kırmızı çizgiler aktörün eli boyunca hareket ettiğini göreceğiz bakın. Evet. Şimdi farz edelim aktörümüzün elinde bir çanta olsun. Küçük bir el çantası. Onu temsil eden buradan bir solid oluşturalım. Layer new komutundan yeni bir solid atalım. O çantamızda kırmızı renk olsun arkadaşlar gözükmesi için. Şuradan kırmızı rengi seçiyorum. Okey diyorum. Biraz küçük olsun. Buradan 200 piksele 200 piksel seçiyorum. İstersem daha da küçültebilirim. Evet bu biraz büyük oldu. Şuradan kenardan tutup şöyle küçük bir el çantası olacak şekilde küçültüyorum. Ve ne yapıyorduk? Daha sonra şuradaki ikonu tıklayarak daha doğrusu sürükleyerek bunu null obje parentliyorduk. Bir başka yöntemi de arkadaşlar burada bakın hangi obje parentli olduğunu gösteren panelimin kenarındaki üçgeni tıklayarak bunu null objeme parentlayabilirim. Bu da bir yöntemdir. Bakın şimdi kırmızı solid hareketin treni çıkardığımız noktada hareket edecek sağa sola doğru. Gördüğünüz gibi. Aynı elin hareketi ölçeğinde gidiyor. Yine ben bu solidi buraya taşıyarak şöyle bakın. Aktörümüzün elinde o anda sahnede olmayan çantayı
Böylece yerleştirmiş olduk aktörümüzün eline. Evet, işleri biraz daha zorlaştıralım şimdi. Hemen projemi ben kaydediyorum. Yeni bir Composition window açıyorum. Ctrl-N komutunu kullanarak. Track diyorum yine buna. Track Motion. 3 diyelim bu sefer arkadaşlar. Bunun için hazırladığımız videoyu hemen timeline'imize atalım. Evet, birazcık ölçeğimizi buradan büyütelim. Slider'ımızı kaydırarak. Evet, 6 saniyelik yaklaşık bir planımız var. Dikkat edin, bu sefer aktörümüzün elinde, daha doğrusu sahnenin içinde 2 tane track point noktamız var. Bakın. Bu sayede biz aynı zamanda iki farklı track noktamız olduğu için rotation ve scale de ekleyebiliriz. Sadece XY düzleminde hareket değil. Yani bir yuvarlama hareketi ve bir daha sonradan sahneye ekleyeceğimiz sahnenin objenin büyüklüğünü değiştirebilir. Yani zaman içinde büyüklüğünü değiştirebilir. Zaman içinde onu rotate edebilir ve XY düzleminde hareket ettirebiliriz. Eğer birden farklı nokta kullanırsak. Şimdi bunu göreceğiz. Hemen daha önce yaptığımız gibi motion track işlemlerinde ilgili layer'ı çift tıklayarak bunu preview penceresine atıyoruz. Şöyle kontrastlık noktalarını görelim oluşturduğumuz ve animation pop-up menüsünden track motion komutunu tıklıyorum. Buradan hemen track motion'ı tıkladıktan sonra burada bakın track type adında bir seçeneğim var. Yanında sadece transform'um var. Buradan ben rotation ve scale'ı da aktif edersem bakın bana iki tane track point verecektir. Aynı şekilde scale'ı da tıklarsam evet bana scale özelliği de verecektir. Hemen hatırlayacaksınız ne yapıyorduk? Tahmin edersiniz. Bunu birinci kontrastlık noktasına taşıyorum. Şöyle içteki kareyi tam kontrastlık alanımı kapsayacak şekilde daraltıyorum. Burada size bir ipucu daha vereyim. Bununla ilgili bakın burada bir küçük noktam var. Resme iyice zoom yaparsanız şu noktanın taşınabilir olduğunu görürsünüz. Kontrastlık alanınızın tam merkezine bu noktayı taşırsanız şöyle ki çok daha sağlıklı sonuçlar elde edersiniz arkadaşlar. Yine diğer noktayı da diğer track point noktasında şu içteki küçük kare kontrastlık alanını kapsayacak şekilde yerleştiriyorum. Tabi hemen ne demiştik? Burada bakın izleme çubuğum biraz ileride. Bunun en başta olması gerekir. En başa tekrar çekip kutucuklarımı buradan tekrar yerleştiriyorum. Şöyle birinci track point noktam ve ikinci track point noktam. Şöyle ve Analyze Forward butonuna tıklayarak evet seyrediyorum. Gayet başarılı bir şekilde taşıdı. Objemi sağdan sola bakın. Ekranın oyuncunun sağından soluna, ekranın solundan sağına doğru taşıdı. Hem daha sonra ekrana yerleştiğim objeyi rotate edecek. Hem de scale olacak. Yani büyüklüğü değişecek. Şimdi onu hemen artık biliyorsunuz yapacağımız işlem layer pop-up menüsünden yeni bir null obje ekrana atamak.
Sadece buna object diyelim bu sefer. Object. Ve Edit Target menüsünü tıklayarak object null objesini seçelim. Ve apply diyerek buradaki apply butonuna tıklayarak apply dimension'ımız x ve y arkadaşlar. Okey diyerek tıklıyoruz. Evet bakın object menümüzün altı, null objemizin altında transform değerlerinden pozisyonun, scaling ve rotation'ın kare kare bizim burada train'i çıkardığımız noktalara göre nasıl değiştiğini görüyoruz bakın. Şöyle. Ve zaman zaman buradaki null objeme de bakın arkadaşlar. İki elin açıklığına göre bu objenin nasıl büyüdüğünü ve nasıl rotate ettiğini de şöyle görüyorsunuz. Hemen bunu uygulamada görelim. Bir boş solid atayalım. Yine kırmızı atayalım arkadaşlar. 200'e 200 piksel. Farz edelim oyuncumuz elinde şöyle bir pankart tutacak. Şunu şöyle biraz pankart döviz şekline getirelim. Bakın. Şöyle koyayım. Şu tarafa şimdi. Evet. Ne yapıyorduk? Hemen bu objemi ben eğer buradaki null objeme bağlarsam yani parent olarak atarsam şöyle sürükleyip bırakırsam artık buradaki objem null objemin bu izine göre hareket edecektir. Yani şöyle bakın. Tabi yeri yanlış. İşte bu null objemi atamamın sebebi bu arkadaşlar. Ben daha sonra bu objemi istediğim yere taşıyabilirim. Şöyle. Bakın. Elimin hareketine göre gördüğünüz gibi objem hem scale oluyor hem de rotate ediyor. Tabi başlangıç değeri şu anda objemin başlangıç değeri tam iyi durumda değil. Onun için hemen onu biraz rotate ediyorum. Şöyle buradaki rotate ikonunu seçerek şöyle hafif düzeltiyorum. Şu layer'ı yapacağız. Şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar. Evet. Zaman zaman scale'ına da iki elin açıklığına göre değiştiğini görüyoruz. Şöyle ön izlemi alalım. Bak. Orijinal zamanında izliyoruz. Şöyle work array'i belirleyeyim ben. İzleme çubuğunun olduğu yerde N tuşuna basıyorduk hatırlayacaksınız. Evet, bakın. Evet. Bir de Motion Track özelliğini kullanarak bazı çekimlerimizde kameranın istenmeyen bu hareketini engelleyebiliriz. Yani kameramız sağlıklı bir şekilde zoom in zoom out yapmadıysa ya da sağlıklı bir şekilde pan yapmadıysa ona bırakın herhangi bir fix çekimde eğer o an tripod kullanma olanağı yoksa ve biz çok sallantılı bir görüntü elde ettiysek onu yine bu özelliği kullanarak düzeltebiliriz. Hemen bunun nasıl yapılacağını görelim. Hemen yeni bir composition açıyoruz. Ctrl N tuşuna basarak artık öğrendik. Ve buna da stabilize motion diyelim. Stabilize motion. Okey. Tuşuna basarak PAL diye bir presetinde yine bir composition açtım. Evet yine ben videolar kısmını açık unuttuğum için bakın buraya aldı. Bunu hemen composition window'unu klasörünün içine taşıyorum. Project window'umda derli toplu olmak ve daha sonra istediğim şeyi kolay bulabilmek için. Hemen videolar kısmını çift tıklayıp bunun içinde herhangi bir sallantılı
Yani bu örnekte kullanabileceğim bir yer var mı ona bakalım. Arkadaşlarımızın sizin için çektiği Lavi Kampüs, üniversitemizin kampüsü bu arkadaşlar. Şöyle. Evet, şurada sanki saat yakın planda biraz sallanıyor. Kamera tam sağlam durmamış. Burası örnek olabilir. Kısa bir plan ama burada işimizi görür. Şurada nasıl seçiyorduk? İlk önce bunu buraya atıyorum. Composition Window'uma. Daha sonra buradan tıklayarak bunu Preview penceresini açıyorum. İzleme çubuğunu başlamak istediğim noktaya şöyle getiriyorum. Set in point'i burada tıklayarak klibimin başlangıç noktasını oluşturdum. Şöyle küçük bir plan. Set out tıklayarak klibimi seçiyorum. Bakın. Şöyle küçük bir planım. Şöyle. Yine Composition window'umu açarak buradan seçtiğim timeline'ımın görüntüsünü görmek için şöyle bakın. Bu kadar bir plan. Bu kadar yeterli. Bakın siz de görüyorsunuz. Saat kamera herhalde rüzgardan sallanmış. Çok net bir şekilde durmuyor. Şimdi onu nasıl sabitleyeceğimizi görelim. Track Motion hareketinde yaptığımız gibi yine timeline'in üstüne klibimizi çift tıklayarak onu preview penceresinden açıyoruz. Daha sonra animation pop-up menüsünden bu sefer stabilize motion komutunu tıklıyoruz. Aslında burada açılan panelim aynıdır. Tracker paneli. Ama siz bu vakit stabilize motion butonunu buradan tıklayacaksınız. Ve bana yine burada hareketi sabitleyeceğim bir kontrastlık alanı soruyor. Şu anda karenin içinde doğal olarak bir kontrastlık alanı mevcut. Buradan saati oluşturan bu Roman rakamlarından herhangi birini seçebilirim. Ben en alttaki bu 6 rakamını seçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Neydi bu? Küçük kareyi kontrastlık alanımı oluşturacak noktayı saracak biçimde şöyle kenardan tutup seçiyorum. Şunu da biraz şöyle büyütüyorum. Evet. Daha sonra izleme çubuğum en başta ve Analyze Forward butonuna tıklıyorum. Bakın çok minör hareketleri var rüzgardan dolayı. Tabii bunu daha ziyade şeyde kullanabilirsiniz bu özelliği. Farz edelim bir helikopter çekimi var elinizde. Helikopter gibi bir ortamdan bir aracın içinden hava çekimlerinin yapılması çok zordur arkadaşlar. Özellikle kamerayı zoom in girdiğinizde kamera çok fazla sallanır. Daha sonra bu elde ettiğiniz footage'ı buradaki stabilize motion komutunu kullanarak sabitleyebilirsiniz. Tabii günümüzde sadece helikopterden değil, bunun için havadan çekim yapabilecek bir sürü gelişmiş cihaz var. Ama onlar her ne kadar da olsa bu kadar net ve sarsıntısız bir video elde etmek çok zor. Yine de bu tarz software'lardan özellikle After Effects'ten geçirip bu hareketi sabitlemek gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu arada hareketimiz tamamladı. Daha doğrusu hareketimizi tamamladı. Daha sonra buradan yapmamız gereken Edit Target komutuyla sadece kendisi, evet bu ilgili abi, buna OK diyorum ve buradaki Apply butonunu tıklayarak X ve Y düzleminde OK dedikten sonra bakın artık hareketim, daha doğrusu videom, burada videomla ilgili bazı bölümlerde otomatik keyframe oluşturuyor After Effects.
Onları bilmem gerekmiyor ne olduğunu. Sadece ben harekete bakın burada arkadaşlar. Bakın artık kesintisiz bir şekilde o minör sarsıntıların da olmadığı bir saat elde ediyorum. Tabi burada sarsıntılar çok minör olduğu için şöyle bakın. Saat kulem çok net bir şekilde duruyor. Bakın altta şöyle zoom yaparsam hafif şöyle bakın. Yaklaşık birkaç piksellik bir boşluk oluştu. Siyah alan oluştu. Eğer bu hareketiniz, daha doğrusu kameranız çok sarsıntılıysa bu hareket çok daha büyüyecektir. Ben hemen şöyle şuradan şöyle bir klip daha atayım şöyle farkı göstermek için. Bakın arkadaşlar şurada kameranın sarsıntısını düzeltebilmek için şurada bakın 2 piksel siyah bir boşluk oluştu. Ama orijinalde öyle bir şey yok bakın. Onu şöyle elimine edebiliriz. Bunun için bir efektimiz var arkadaşlar. Bu bir. İkincisi de resmi biraz büyütebilirsiniz. Şöyle resmin transform özelliğini açıp buradan transform özelliğinin içerisinde. Buradaki tracker'lara dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Şuradan scale özelliğini açıp şurada nümerik değerlerini görmek için ben açıyorum. Şurada scale'in yanında. Bir parça büyütürseniz şöyle. Şöyle bakın. Oradaki siyah boşluğu kurtaracak kadar. Ya da bunun için bir efekt var demiştim arkadaşlar. O efektin özelliği, adı da repeat özelliği. Ben bunu undo yapayım tekrar. Evet yine oradaki siyah boşluk gözüksün. Nasıl efektlere ulaşıyorduk? Ki efekt uygulamak istediğimiz klibin üzerinde sağ tuşuna efekt. Sanırım perspektif grubunun içinde olacaktı. Bir şeye basar mısın abi pembeye bir de pause'a bas bulayım da dur. Evet efektlere nasıl ulaşıyorduk? Repeat dedim yani buradan kenarlarını birazcık klibin tekrar ettirerek buradaki istenmeyen görüntüleri elimine edebiliriz. Buradaki boşluğu elimine edebiliriz. Sağ tuşla şöyle ulaşıyoruz efektlerine. Buradaki efekt komutundan. Evet, stilize'ın içinde olması lazım arkadaşlar. Evet. Yine After Effects'in kendinden gelen CC Repetile efektiyle bunu başaracağız. Bakın hemen burada efekt kontrol panelinden expand right, expand left şeklinde kaç piksel artıracağıma dair bana burada soruyor bir opsiyon pencerenin. Evet alttan biraz uzatmam gerekiyor arkadaşlar. Yani expand down'dan birkaç piksel uzatırsam bakın gördüğünüz gibi buradan kapandığını göreceksiniz. Aynı şekilde sağ taraftan birkaç piksel uzatırsam bakın şuradan. Tutamadım. Evet şimdi bakın evet oradaki bir pikselinde buradan kapanmış olduğunu görürsünüz. Tabii şurada bir hemen görüyorsunuz bir şeylik var ama o birkaç piksel olacağı için o sorun çıkarmaz. Bakın şöyle artık hareketim kameramın hareketinden oluşan o istenmeyen sarsıntılı görüntüyü elde etmiş olurum stabilize motion komutuyla. Evet, böylelikle bu dersin de sonuna gelmiş olduk. Anlamadığınız yer varsa videoyu geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz. Unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.